أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok değerli ETV seyircileri, bir iftar sevinci programı ile sizlerle beraberiz. Programımıza yine Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bizlere bugün Karaca Camii Müezzin Kayyımı Safer Yıldırımız hocamız okuyacaklar. Hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير ألم تر أن السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما
يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم الفاتحة Qara Cami müezzin kayyımı Sayın Zafer Yıldırım hocamıza bu güzel tilaveti için çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Değerli misafirlerimiz, değerli seyircilerimiz, bugünkü konumuz çocuk terbiyesi ve Ramazan. Konuğumuz İl Müftü Yardımcımız, değerli hocamız Sevinç Tepekaya hanımefendi. Sayın hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Size gönlünüze sağlık. Sayın hocam, güzel bir konu. Geleceğimiz, cemaatimiz. Bugünkü programımıza şu soruyla başlamak istiyorum Sayın hocam. Çocuklarda inanç ve ibadet eğitimi nasıl olmalı? Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle değerli izleyicilerimizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. İnşallah önce ailemize, şehrimize, ülkemize, bütün insanlık alemine, bütün İslam alemine hayırlar getirmesini inşallah Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Amin. Allah razı olsun. Evet, Cebrail Hocam, evet çocuk konusu gerçekten çok hassas. Ancak çocuk deyince tabii öncelikle aileden başlamak gerekiyor. Yani çocuk eğitimi, çocuk terbiyesi denildiği zaman öncelikle aileden başlamak belki gerekiyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili birçok ayeti kerime var ve bunlardan bir tanesinde Araf suresi 58. ayeti kerimede Yüce Allah iyi ve elverişli toprak, yani iyi ve elverişli toprak bitkisinin, toprağın çıkardığı bitkinin bol ve bereketli. Ancak elverişsiz toprağın da evet ancak faydasız ve kötü bitkiden başka bir şey çıkarmadığı ifade edilir. O bakımdan yani daha aileyi kurarken ailenin temeline çok dikkat etmek lazım. Öncelikle inanç birliği, işte ibadet birliği ya da hayata bakış tarzı, evlenecek çiftler ne kadar bu manada uyuşuyor, ne kadar iyi bir aile olunabilir. Ona ciddi manada eğilmek gerekiyor. Yani iyi bir aile demek ki bereketli bir toprağa benzetilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Buna özellikle işaret etmek istiyorum. Çünkü çocuğun özellikle hayatının ileriki yılları dikkate alındığında sağlam bir aile ve çocuk yetiştirilmede bunun önemi bir binanın temeli mesabesindedir aslında, değil mi? Evet. Yani binayı kurarken onun temeli ne kadar sağlam olur ise değil mi? İleriki yıllarda o bir takım sarsıntılarla o bina ayakta kalabilecektir, yıkılmayacaktır. Çocuk da aynı şekilde sağlam, önce aile, sağlam bir aile bilinci olur, sağlam bir aile kurulu ise o ailede yetişen çocuk da elbette daha sağlam olacaktır. Ara sıra böyle yalpalamalar olsa bile ama sonuçta gerçeği bulacaktır, doğruyu bulacaktır. Ve aslında dinde genel olarak terbiyede Cebrail Hocam iki kaynak üzerinde
üzerinde durulmuş hep. Birincisi yaratılış dediğimiz, yani yaratılış dedi, fıtrat dediğimiz fıtrat. Yaratılış. İkincisi de kesp, yani edinme, sonradan edinme değil mi? Ki bu ikinci bölüm özellikle işte eğitimle bunlar geliştirilebilir, şekillendirilebilir, düzeltilebilir, doğrultulabilir ya da eğitimle yanlış mecralara sürüklenebilir. Bu bakımdan bu özellikle ikinci bölüm üzerinde ciddi manada durmak lazım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam küllü mevlüdin yûledu alel fıtrat buyurur. Fe ebevâhi yühevvidânihi ve yünesiranihi ve yümeccisânihi. Yani her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Fıtrat üzere doğar. Tabi bundan kastın İslam fıtratı üzere olduğu yorumlanmıştır İslam alimlerince. Yani demek ki çocuğun fıtratında var aslında. Dinini öğrenmesi değil mi? Dinini öğrenmesi ya da o manada manevi bir terbiyeden, eğitimden geçirmesi, çocuk eğitimi onun dilini öğrenmesi kadar normal. Yani günlük hayatta konuşmayı öğrenmesi kadar onun değil mi eğitilmesi, dinini öğrenmesi bu manada eğitimi de son derece gerekli. Yani şöyle örnek verilebilir belki. Hani bir bebek dünyaya geldiği zaman nasıl ki ay ay onun işte fiziki manada bedensel gelişimi için bir beslenme takvimi uygulanır değil mi? Evet. Hangi aya kadar anne sütü alacak? Hangi aydan itibaren ek gıdalara başlanacak? Meyvesi, sebzesi ne zaman başlanacak gibi böyle bir beslenme takvimi vardır. Çocuğun eğitimi içinde özellikle manevi eğitimi içinde, ahlaki eğitimi içinde özellikle böyle bir takvime ihtiyaç olmalı. İmam Gazali der ki çocuk eğitimi ile ilgili olarak taş üzerine yazı yazmak gibidir. Evet. Yani bir o kadar zor ama o kadar da kalıcıdır. Bilmiyorum belki dikkat etmişsinizdir. Bazı camilerin giriş kapılarında şöyle bir yazı göze çarpar. Vakti geçmeden önce acele edip namazı, ölüm gelmeden önce de diyor acele edip tevbenizi yerine getirin. Ya yani burada bir ince mesaj vardır aslında. Nedir hocam? Hani vaktinin geçmesinden korkulan önemli işleri yerine getirmekte acele ediniz değil mi? Çocuk eğitimi de böyle aslında. Yani bugün bakıyorsunuz işte küçücük bir bebek ama birkaç sene içinde kocaman bir delikanlı, evet, bir kişi, bir fert oluvermiş. Çok çabuk geçiyor o zaman. Çok çabuk akıyor. O bakımdan yani çocuğun eğitiminde, terbiyesinde, manevi gelişiminde, her manada yetiştirilmesinde asla ertelememek lazım. Daha küçük ileride olur. Daha işte küçük büyüyünce ibadetini eder. Büyüyünce şuna dikkat eder. Büyüyünce bunu yapar gibi. Ertelememek lazım. Vaktinde mutlaka çocuğu küçük yaştan itibaren o beslenme takvimine riayet son derece önemli. Tabii burada anne babanın ciddi manada sorumluluğu var. Yani çocuğun eğitimi için elbette en başta aileyi kurarken, ondan sonra da çocuk olduktan sonra daha ana rahmine düştüğü andan itibaren aslında çocuğun eğitim süreci ve bu manada anne babanın sorumluluğu başlamış oluyor. Sayın hocam, evet, özür dilerim, buyurun, araya girelim. Şimdi fıtrat dediniz. Uzmanlarımız şöyle bir şey soruyor mesela, bir deneme yapıyorlar. Kurtla bir tavşanı koşturuyorlar. Bir çizgi film gibi bir şey izlettiriyorlar çocuğa. Henüz çocuk. Hangisinden yanasın diyor. Tavşandan yana soruyor. Burada mesela fıtrat dediniz ya. Demek ki çocukta yani merhamet var. Var kesinlikle. Sevgi tabii, var. Tabii, anneye tabii, olan tabii, bir tabii, muhabbeti. Tabii ki. Demek ki Cenab-ı Hak Tin suresinde buyuruyor yani, evet, biz insanı güzel bir kıvam üzere yarattık. Evet, en güzel yani yarattık. Hazırlamış, evet, kıvama getirilmiş bir emaneti mi bizlere vermiş? Onu mu terbiye etmeye çalışıyoruz? Elbette. Bu bir tam bir emanet. Tam bir emanet. Yani ona şekil veren anne baba ve çevresi aslında. Bizim elimize şekillendirilmeye hazır bir hamur gibi o çocuk. Ha anne baba, aile elinden gelen gayreti gösterir. Biz vazifemizi anne baba olarak yaparız ama tabii ki hayatın ilerleyen dönemlerinde çocuk kimlerle karşılaşır, kimlerle, evet, değil mi, muhatap olur. Değişiklikler olabilir. Kesbi orada. Hayata, evet. Tabii ki ha. Ama en azından biz ilk yıllarda, ilk aşamada anne baba olarak o emanete sahip çıkabilmeli ve ona mutlaka gerekli vazifemizi yerine getirebilmeliyiz. Nitekim sevgili Peygamberimiz buyuruyor bir hadisi şerifinde. Küllüküm ra'in ve küllüküm an ra'iyyetiküm. Yani hepiniz koruyup kollamakta olduklarınızdan sorumlusunuz. Evet. Hepiniz çobansınız ve koruyup kollamakta olduklarınızdan sorumlusunuz buyuruyor değil mi? Yani evet, evin işte babası, evin erkeği, eşini, ailesini, çoluk çocuğunu, evinin rızkını teminden sorumludur. Anne de evin kadını da yine çocuğundan, çoluğundan, işte eşinden değil mi? Onları koruyup kollamakla sorumludur. Sayın hocam, bu manada evet.
Yani bugün sizinle bu konuyu ele aldığımız için ben çok memnunum şöyle. Evet. Günümüzde pedagoji uzmanları var mesela yazıyor. Evet. Uzman pedagog. Evet. Fakat şöyle bir tespit de var. Evli değil mesela kendisi. Bugün bir anneyle konuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi evet. Bu işin ehli anne midir? Anneye daha çok mu görev düşüyor? Evet. Biz annelerden çok şey bekleniyor mesela toplumumuz. Valla bu soruda Ömer Seyfettin'in de yanlış hatırlamıyorsam çok hoşuma giden bir sözüyle ben isterseniz cevap vereyim. Diyor ki 80 yıl diyor ben çok değişik hocalardan ders aldım. Evet. 80 yıl boyunca ders aldım ama diyor bunların hiçbirisi çocukluk yıllarımda annemden aldığım ders kadar eğitim kadar bana etkili olmadı diyor. Evet. Evet yani, o verdiği bilgiler çekirdek hükmünde. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle evet. Öyle. Tabii, annelere burada, bununla ilgili ne buyurursunuz hocam? Efendim? Annelere ne buyurursunuz? Önce iyi örnek olun. Önce anne, model, anne olarak evet kendimizi iyi yetiştirmek, iyi hazırlamak ve çocuklara rol model olma. Yani biraz sonra belki ibadete alıştırma ile alakalı üzerinde duracağız ama çocuklar önlerinde örnek görmek anne, istiyorlar. Anne babaya göre. Kesinlikle değil mi? Anneyi babayı örnek olarak görmek istiyorlar. Yani biz şimdi Ramazan'da öfkelenmeyin derken, işte sinirlenmeyin, kırıcı olmayın, dedikodu etmeyin derken çocuklarımıza bu öğütleri verirken orada öfkeli, çatık kaşlı bir anne baba görürse çocuk o zaman zihninde soru işareti uyanacaktır. Evet. Tabii ki her manada. Yani işte sigara içmeyin, içki içmeyin derken, haksızlık etmeyin, zulüm etmeyin derken bir anne çocuğuna kendisi aynı şeyi ya da benzer şeyleri yapıyorsa o zaman bu çocukta elbette bir etki uyandırmayacaktır. Yani çocuklar hep beraber yapılan şeylerden hoşlanırlar. Onlar daha kalıcı olur çocuklarda. Bu ibadet manasında da diğer faaliyetler manasında da. O bakımdan öncelikli olarak biz artık tabii çocuk olmadan önce anne baba belki sadece kendimizi düşünüyorduk ama artık çocuk olduktan sonraki o bir sorumluluktur dedik, bir emanettir. Biz evet. Elimizden geldiği kadar o emanete, o hamura iyi şekil vermekle mükellefiz. O halde biz öncelikle bir rol model, doğru bir rol model olma noktasında anne babalar olarak çaba sarf etmek durumundayız. Nitekim uzmanlar hep der ki çocuk babadan erdemi öğrenir, adaleti öğrenir, anneden de şefkati, merhameti öğrenir der. Yani anneden de babadan da alacağı şeyler vardır çocuğun. O bakımdan ailede anneye de babaya da ciddi manada görevler düşmekte. Burada tabii az önce bir ayeti zikredecektik burada. Ey iman edenler diyor şu ayeti kerimede. Kendinizi, çoluk ve çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem evet. ateşinden koruyun diyor, değil mi? Yani tam da çocuk eğitimine dikkat ediyor aslında burada. Yani biz anne babalar olarak, ebeveyn olarak nasıl kendimizi cehennem ateşinden korumak için çaba sarf ediyorsak evet. her manada, değil mi? Helal haram bilinci, ibadet, insanlar iyi ilişkiler içerisinde olma, kamil bir ahlaka sahip olma noktasında ne kadar biz çaba sarf ediyorsak kendimiz için, çocuklarımızın da ateşe atılmamaları, onların da cehennemden uzak kalmaları, onların da Allah'ın rızasına erişmeleri noktasında aynı çabayı belki daha fazlasını çocuklarımız için de göstermek evet. durumundayız. Evet. Sayın hocam, Behlül Dane Hazretleri'nin böyle güzel dersleri var. Hani kardeşine bir ders vermek istemiş de üstü başı böyle tozlu yanına gelmiş. Evet. Hayırdır demiş. Behlül bu ne? Demiş cehennemden geliyorum. Hı-hı. Nasıl demiş, orası çok mu işte hararetli, ateşli? Hayır demiş, orada ateş yok. Nasıl oluyor bu insanlar yanıyormuş falan? Demiş ki herkes ateşini demiş kendisi getiriyordu. Kesinlikle. Demek ki yani bu yetiştirdiğimiz çocuklar inşallah hocam evet, şefaatçi evet. olma noktasında evet, evet. veya ihmal ettiğimiz çocuklar da bizden şekvacı olma noktasında önümüzde bir böyle evet. emanet duruyor. İnşallah şefaatçi evet. İnşallah. Biz, umudumuz olur hocam. Tabii ki onun için dua ediyoruz. Çabamız da onun için zaten. Çünkü çocuklar zaten o kadar saf ve temizler ki evet. Cebrail hocam. Yani son derece evet meraklı, ilgili, hevesli ama bir o kadar da saf ve temiz. Asla ön yargı yoktur çocuklarda. Kesinlikle. Asla hile aldatma bilmezler. O bakımdan işte o nakışın çok doğru renklerle işlenmesi önemlidir. Tabii burada belki biz anne baba olarak çocuk eğitiminde hepimizin hataları olabiliyor. Bazen panik yapabiliyoruz. İşte yok harama dalı verirse, şu hatayı yaparsa, bu haram işleyi verirse. Bazen çocuklara baskı
uygulama yoluna da gidebiliyoruz. Bu da çocuklarımızı bizden uzaklaştırabiliyor. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım aslında. Sevgili Peygamberimizin gerçekten gerek kendi çocuklarıyla, gerek torunlarıyla olan iletişimi, ilgisi, onlarla ilgilenmesi son derece önemli. Yani vakit ayırmak gerekiyor. Yani çocuk eğitimde tabii çocuklara vakit ayırmak gerekiyor Cebrail Hocam. Yani Hazreti Ayşe'nin bir sözü vardır. Resulullah diyor eve geldiği zaman vaktini üçe ayırırdı diyor. Evet. Üçe ayırırdı. Bunun işte bir kısmını kendi ibadeti için, kendi dinlenmesi için ayırır. Bir kısmını eşi bizlerle ilgilenir. Bir kısmında da diyor çocuklarıyla ve torunlarıyla ilgilenirdi. Yani eşiyle ve çocuklarıyla geçirmiş bir zamanı asla boşa geçirmiş bir zaman olarak nitelendirmiyor sevgili Peygamberimiz. Bugün sanırım aleyhissalatü vesselam bizim en büyük handikapımızdan birisidir bu. Yani çocuklarımızla yeterince kaliteli zaman belki geçirme noktasında sıkıntılarımız olabiliyor. O bakımdan onlarla iyi vakit geçirmek, onları dinlemek, sadece vaaz verir gibi ya da emir verir gibi iletişim kurmak değil de onları dinlemek de önemli. Ne istiyorlar, ne bekliyorlar. Evet, onu dinlemek de son derece önemli diye düşünüyorum. Bir örneği var hocam, çok güzel de. Hani çocuklara zaman ayırmak dediniz ya. İşte Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz, onları biliyoruz. Geçen bir şey hadis okudum, çok dikkatimi çekti. Hani torunları Efendimiz'den deve istiyorlar. Hı. Hocam, babanın çocukla oynaması kadar güzel bir şey yokmuş hocam. Kesinlikle. Yani kişiliğini babanın çocuğunun saçını tabii okşamasında tabii kazandığını söylüyor hocalarımız. İllem deve istiyor çocukla torunları. Ne yapalım, ne edelim? Hocam kendisi eğilmiş, binin demiş üstüme, bundan güzel deve var mı demiş yani. Evet. Müthiş çok bir şey enteresandır değil mi? Yani evet. Hasan'la Hüseyin'in işte namaz kılarken mesela Efendimiz omuzuna binerler. Sırf çocukların keyfi kaçmasın diye, oyunları bozulmasın diye onlar omuzundan kalkana kadar secdede beklediğini biliyor sevgili yani Peygamber. Ağlayan bir çocuk yani, için Efendimiz'in ruhsatı var değil mi? Kesinlikle. Anneye namazı yani bu, bozabilirsin diyor. Mesela şu yine çocuk eğitiminde son derece önemlidir Efendimiz'in. Yine eşlerinden bir eşinin önceki evliliğinden olan bir çocuğu var sofrada, beraber yemek yiyorlar ve çocuk tabii çocukça hareket ediyor belki, yani o manada çok düşünemeyebiliyor bir takım şeyleri. Tabağın değişik yerlerinden alabiliyor ve sevgili Peygamberimiz önce o çocuğa nasıl sofraya yemek yemeye başlaması ve nasıl davranması gerektiğini anlatır. Yani ey yavrucuğum der işte. Hitap da çok önemli, evet, bakın. Evet. Ey yavrucuğum, besmele çek, önünden ye ve diyor hani diğerlerinin hakkına da herhangi bir şeyde bulunma, tecavüzde sosyal bulunma. Sosyal toplumun tesisinde müthiş bir uygulama yine, hocam. Yine mesela bir hurma ağacında hurma çalan çocuğa rastlıyor Hazreti Peygamber. Komşular da şikayete gelirler. Tabii komşular onu neredeyse bir kaşık suda belki boğacak halde. O kadar evet. Kızmışlar, öfkelenmişler. Ha, nasıl olur da bizim işte ağacımıza saldırırsın gibi. Ama sevgili Peygamberimizin burada yine metodu çok önemlidir bakın. Diyor ki sen madem ki hani acıktım diyor çocuk. Yani neden yaptığını soruyor öncelikle. Niçin böyle bir şey yaptığını soruyor. Bunun üzerine ben de diyor hani yiyecek ekmeğim yok. Karnım da çok açtı. Onun için yaptım. Hazreti Peygamber ona o kadar güzel davranmış, nasihatler vermiş ki ve illa da diyor hani acıktıysan, yemek istiyorsan hiç olmazsa diyor dibine dökülenlerden alıp ye. O helal çocuğu haram aslında, kavramını tabii getiriyor. Helal haram kavramını hem orada veriyor hem de çocuk yaptığı bir çocuğun yaptığının yanlış olduğunu orada ona vurguluyor. Helal haram bilinci veriyor. Hem de çocuğu kazanmış oluyor. Yani aslında evet. Efendimizin o manada çocuklarla olan iletişimini, eğitim anlayışında özellikle son derece iyi hazmetmek lazım, çok iyi okumak lazım diye düşünüyorum. Nasihat veren bir babanın, yani nasihatle eğitim evet. yapan bir babanın o zaman evet. Daha tesirli olacak bu noktada. Evet, evet. Hem babaya cephe almayacak, uygulama. Hem o uygulamaya da sadece saygısı olacak. Sadece nasihat değil de uygulama, sadece emreder değil de biz emir yapıyoruz. Biz işin kolayına kaçıyoruz evet. biraz. Yani sadece çok. Emretme değil de gel beraber yapalım. Ya namaz kılınacaksa hadi namaz kıl değil de gel hadi beraber kılalım. Ya da bir televizyonda dizi film izleniyorsa, bir film izleniyorsa onu kritiği beraber yapılabilir. Orada yanlışlar, doğrular nelerdir? Çünkü çocuk bunu tam ayırt edemeyebilir. Evet. Yani o bakımdan bu konularda gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Korkuyla eğitim veriyoruz hocam. Cehennemle korkutuyoruz kesinlikle, vesaire. Evet. Evet. Değil mi? O manada
gelecek belki biraz sonra. Ben diyor Allah'ı sevmiyorum, peygamberi seviyorum diyor çocuğun bir tanesi. Beyza Bilgin hanımefendinin eserinde vardır bu. Neden böyle düşünüyorsun diye sorarlar. Çünkü diyor Allah'ın cehennemi var imiş, beni cehennemde yakacak imiş. Ben diyor o yüzden peygamberin cehennemi yok, ben diyor onu daha çok seviyorum. Onu seviyorum diyor. Yani çocuk eğitiminde Cebrail hocam, bu gerek ibadete alıştırma olsun, gerek diğer bir takım konularla ilgili eğitim olsun, Allah sevgisini merkeze oturtmak lazım. Kesinlikle Allah sevgisini merkeze oturtmalı. Çünkü Allah'ını seven çocuk öncelikle kendini sever, ailesini sever, Allah'ı seven çocuk çevresini sever. Allah'ı seven bir çocuk Allah'ın sevdiklerini sever. Evet. Allah'ın sevmediklerini sevmez, ondan uzak kalır ve Allah'ın sevgisini kaybetme endişesiyle de onun sevmediği şeyleri yapmamaya çalışır. Ha, o bakımdan neyi merkeze oturtacağımıza çok dikkat etmek lazım çocuk eğitiminde. Tespitiniz çok güzel hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın hocam, programımızın bu kısmında ibadet eğitimi, inanç ve ibadet eğitimiyle ilgili bizlere neler söylemek istersiniz çocuklarda? Çocukların az önce fıtri olduğunu söylemiştik aslında. Yani İslam fıtrat üzere yaratıldıklarını ifade etmiş idik. Ve onun şekillendirilmeye hazır bir hamur halinde olduğunu ifade etmiştik. O bakımdan çocuklara bunu her yaşına göre mutlaka uygun şekillerde vermek gerekiyor. Yani ibadet bilinci çocuğa kazandırmak gerekiyor. Yaşında, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına geldiğinde diyor çocuklarınıza namaz kılmayı öğretin diyor bakın. Namaza alıştırın diyor, namaz kılmayı öğretin. Tabii şiddet yoktur bir kere. Kesinlikle sevgili Peygamberimizin hayatında ne eşlerine karşı ne çocuklarına karşı hiç kimseye karşı asla şiddet uyguladığı vaki değildir efendim. Kılmazsa dövünüzü hocam hocalarımız kabul etmiyor. Sonradan yorumlanmış belki bir yorumdur. Sevgili Peygamberimizin aslında asla hiçbir çocuğa böyle, bakın az önce örnek verdim. Enes, Hazreti Enes. Hırsızlık yapan bir çocuğa bile böyle bir şiddet uygulamamıştır. Enes diyor ki, Enes radıyallahu anh. 10 sene hizmetinde kalmış. Evet yani ben diyor Resulullah'tan diyor daha merhametli bir kişiyi asla görmedim diyor. Yani 10 sene onun yanında kaldım. Bana diyor bu esnada hatalarım da oldu. Yanlışlarım da mutlaka oldu ama bu esnada diyor bana bir kez olsun şunu neden böyle yaptın diye beni azarlamamıştır diyor. Allah yani, takdir etmiştir. Temel ölçümüz şu olmalı aslında. Hani hep der ya uzmanların bir ifadesi çok hoşuma gider. Çocuklara, büyüklere davrandığınız gibi davranın ama büyüklerden beklediğiniz şeyi beklemeyin çocuklardan. Efendimizin hadislerinden de şu bizim temel ölçümüz olmalı. Yani kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi siz de başkasına yapmayın. Bu çocuk da olsa aynıdır. Yani bu azar olsun, baskı olsun, empoze olsun, zulüm olsun. Biz kendimize yapılmasından hoşlanmıyorsak çocuklarımıza da bu şekilde davranmamak durumundayız. Sahabenin ifadesi vardır. Çocukların inanç ve ibadette alıştırmaları noktasında özellikle mesela oruç ile ilgili bir rivayet vardır. Bu konuda Hazreti Ayşe'nin yanlış hatırlamıyorsam biz diyor Ramazan'da çocuklara oruç tuttururduk diyor. Tabii onlar belli bir süre geçtikten sonra acıkırlardı. İşte sızlanmaya, ağlamaya başlarlardı. Biz bezden oyuncaklar yapardık. Onlar ne zaman ki ağlamaya başladılar ellerini oyuncakları tutuşturur avunmalarını sağlardı. Unutturuyorlar. Ve böylece diyor onların iftar saatine kadar oyuna dalmalarını sağlamış olurduk. Bu bir metottur aslında. Önemli bir metottur. Çocuk ödüllendirilebilir mesela bu manada. Kesinlikle ödüllendirilebilir. Bugün tabii ne yazık ki evlerimizde internet bağımlılığı çok fazla. Onu kesinlikle internet bağımlılığı çok fazla. Yani bir aynı aile içerisinde bakıyorsunuz. Salonda bir televizyon, işte baba orada televizyon seyrediyor. Anne mutfakta bir başka televizyon seyrediyor, başka bir program. Çocuk kendi odasında internete dalmış, oradan uyanması adeta mümkün değil. Bu bir faciadır aslında aile noktasında. Ne yapıp edip mutlaka ailenin hep beraber olduğu saatler ihdas etmeli. Saatler oluşturmalı.
olmalı, bu akşam yemeği saati olmalı, akşam çay saati, meyve saati, yani aile fertlerinin hep bir arada olacağı saatler mutlaka olmalı ki ibadete alıştırma noktasında da aile fertlerinin birbiriyle iletişiminin kopmaması noktasında da buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çocuklarla gerçekten kaliteli eğitim, ilgilenmek, onları dinlemek gerekiyor. Bir araştırma yapılmış, bir anket yapılmış. Bu gerçi anket hani çalışan çalışmayan anneler ya da çocuğuyla az ilgilenen, daha çok ilgilenen anneler ile ilgili bir anketti. Dışarıdan gelen bir anne diyor, bütün gün çalışan bir anne, eve geldiği zaman hani çocuğuyla bütün gün uzakta kalmanın verdiği bir üzüntüyle aslında böyle bir kırgınlıkla çocuğuna yarım saat, bir saat de olsa uzun uzun onunla sohbet etmeyi tercih edebiliyor. Ama bazı anneler bakıyorsunuz diyor. Sadece yedin mi, içtin mi, doydun mu, işte ne yaptın, ne ettin? Belki hani 10-15 cümleye geçmiyor diyor. Hani anne ve babaların çocuklarıyla konuştukları cümle. O bakımdan bu ibadet noktasında da böyle, yani inanç noktasında da zaman zaman çocukların soruları olabilir. Sorgulayabilirler. Allah inancı olabilir, peygamber, Kur'an, zaman zaman bunu sorgulayabilirler. Ama onları itelemeden, tekfir etmeden, azarlamadan, aynı dönemlerden bizler de geçtik. Çünkü bizler hiçbirimiz bu şekilde bulmadık kendimizi. Sabırla onlara cevap vermek, onları dinlemek lazım. Ve iyi arkadaşlarla mutlaka bir arada olmaları, düzgün insanlarla bir arada olmalarında benim çocuğum lazım. Yapmaz demeliyiz hocam. Kesinlikle. Kesinlikle herkesin aşırı çocuğu güvende, her şeyi yapabilir. Evet. Yani çünkü o konuda arkadaş çevresi lazım. Ciddi manada önemli. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her sabah namazında kızı Hazreti Fatıma'yı namaza çağırırmış bakın. Evet. Ve kapısına tıklatır, diyor ki ey kızım Fatıma, kalk sabah namazını kıl. Çünkü babanın diyor peygamber oluşunun yarın ahirette sana hiçbir faydası olmayacak diyor. Yani bakar mısınız? Yani bir peygamber kızı ibadete alıştırma noktasında kızına asla horlamıyor, asla azarlamıyor. Sesini yükseltmiyor Hazreti Peygamber. Evliyken de çağırmış hocam. Tabii evliyken de, tabii ki evlenirken de, evliyken de, bu hep böyle devam etmiş. Yani bazı anne babalara bakıyoruz. Sorumluluk aslında bitmiyor yani. Evet, bazı anne babalara bakıyoruz. Çocukları evlenip çoluk çocuk sahibi olsalar bile sabah namazında onları mutlaka bir telefonla en azından çağırıp hatırlattıklarına şahit oluyoruz. Bu da çok güzel bir şey tabii. Evet hocam. Bu da evet, yani çocuk eğitimi onları hayat boyunca devam ediyor. Ben tabii burada biraz Ramazan ve çocuk ilişkisinden de müsaadenizle bahsetmek istiyorum. Vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama toparlamaya çalışalım. Tamam. Şimdi aslında şimdi hep dedik ya çocuk eğitiminden bahsettik. Ve dini eğitimiyle alakalı da ben çocuklarıma dinimi nasıl öğreteceğim diye anne baba soru sorduğunda işte bunun tam da cevabı, tam da yeri aslında Ramazan ayı. Ve Ramazan ayı tabii hayatımızın tamamı, senenin 12 ayı bir mekteptir bizim için, bir eğitim sürecidir. Ancak özellikle Ramazan ayı hani bu süreç içerisinde belki hızlandırılmış bir eğitim olarak düşünülebilir. Yani hiçbir organizasyonun yapamayacağı, hiçbir şirketin gücün, yapamayacağı, kuvvetin, bütün kuvvetin yapamayacağı şekilde bir organizasyon. Teravihiyle, iftarıyla, sadakasıyla, efendim zekatıyla, dayanışmasıyla, ziyaretleriyle, değil mi? Orucuyla, duasıyla, her yönüyle müthiş bir organizasyon. Bu bakımdan bunu çok iyi değerlendirmek lazım ama burada özellikle anne baba ve çocukların, anne babaların şuna dikkat etmesi tavsiye edilebilir. Çocuklar emretmek yerine birlikte yapılan ibadetlerden ve işlerden hoşlanır. Hadi gel beraber namaz kılalım. Hadi gel beraber teravihe gidelim. Hadi gel beraber dua edelim. Biz genelde çocuklarımıza dua et deriz ama çocuklar büyüklerin dua ettiğini çok görmezler, değil mi? Bu da dua etmek demek ki çocuklara mahsus bir şey. Demek ki ben büyüdüğümde dua etmeyi de bilirim. Dua etmesem de olur gibi bir yanlış kanaatin oluşmasına sebep olabilir çocukların zihninde. O bakımdan yani mutlaka beraber yapmak lazım. Dualardan birisidir hocam ama. Kesinlikle ve Ramazan ve oruçla alakalı özellikle şunu mutlaka hatırlatmak lazım. Orucun sadece bedeni bir ibadet değil. Yani sadece midemiz aç kalarak tutulan bir ibadet değil. Özellikle bizim ahlakımız
ahlakımızı geliştirmek, ahlaken bizi olgunlaştırmaya yönelik bir ibadet olduğu mutlaka vurgulanmalı. Sevgili Peygamberimizin şu hadisini hatırlatmak lazım çocuklarımıza. Yani kim oruç tuttuğu halde yalanı, kötü söz söylemeyi, işte dedikoduyu terk etmiyorsa, onun sabahtan akşama kadar aç kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur buyuruyor değil mi Efendimiz? Evet. Yani orucun bir kalkan olduğu, her manada bütün kötülüklere, bütün ahlaksızlıklara da bir kalkan olduğu mutlaka vurgulanmalı. Yani az önce televizyon ve internet bağımlılığından söz etmiştik. Orada çok güzel bir sözü siz hatırlattınız değil mi? İnternette, televizyonda efendim işte uzaklar yakınlaşıyor. Yani şu an Amerika'yla dost olduk hocam. Evet, dibimiz, evet, elimizdeki çocukla şu an kopuğuz. Yani biz çocuklarımızla irtibat halinde olmak durumundayız. Bunu yaparken yani internet bağımlılığı, televizyon gibi bir takım şeyleri biz olumluya dönüştürebiliriz. Yani obezite ülkemize ciddi manada yayılıyor hocam şu an. Daha gencecik çocuklarımızın inanılmaz derecede tedavisi yok olduklarını görüyoruz ve kopuk yani iletişim. Sosyal yönleri çok zayıf hocam. Kesinlikle bir bakıyorsunuz yani yolda giderken bir minibüste bütün gençlerin elinde her birinde bir telefon var. Herkes telefona odaklanmış. Evet. Çevrede ne olup bitiyor? İnsanların koşuşturmacası nasıl? İşte değişiklikler neler? Yani bunun pek görme kaygısı yok ne yazık ki. Yani işte bunlar Ramazan'da bu güzellikler de hep işlenebilir. Yani bunlar dezavantajları dezavantajlılar avantaja dönüştürülebilir bu manada. Yine Ramazan'la alakalı iftar davetleri verilmek suretiyle evet, değil mi? Önemli. Yaşlılara, dullara, öksüzlere, yetimlere, çocuklara özellikle, kimsesizlere ki bu sene Ramazan'ın konusu da işte hiç kimse kimsesiz kalmasın bu Ramazan ve her zaman. Tam da bununla örtüşen bir konu başlık aslında. Tema çok güzel. Kesinlikle yani işlenerek çocuklarımızın bu güzel geleneğe alışmaları sağlanabilir. Yani paylaşma mesela harçlıklarından biriktirmek suretiyle kendi fitrelerini vermesi onlara değil mi sağlanabilir. Bu gibi güzelliklere alışmalarını biz sağlayabiliriz. Yine Kur'an-ı Kerim'de buluşturmak lazım çocuklarımızı ki bu ay Kur'an ayı. Bu aya önem kazandıran en önemli şeylerden birinde Kur'an. Bir Kur'an hediye edelim mesela hocam çocuğumuza. Kur'an hediye edelim. Senin Kur'an'ı. Beraber okuyalım. Çok okunan günlük hayatta bir Fatiha'dır, İhlas'tır, Felak'tır, Nas'tır. Bu gibi surelerin manasını hiç olmazsa çocuklarımızla beraber okuyup anlamaya çalışalım. Sahura mutlaka eğer o gün oruç tutacak ise çocuklarımız sahura kaldırmaya gayret edelim. Çünkü sahurun sadece bir hani yemek yeme değil de aynı zamanda bir diriliş, bir uyanma, güne uyanma olduğu çocuklarımıza vurguladır ise eğer bu önemli olur diye düşünüyorum. Ve yine dua. Ramazan'da çocuklarımızla paylaşabileceğimiz en önemli kazanımlardan birisi de duadır. Onları duaya alıştırmak. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini onlara aktarabiliriz. Oruçlunun diyor iftarı beklerken yaptığı duayı Allah asla reddetmez buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Bu mesela çocuğa bırakabilir o da hocam. Kesinlikle değil mi? Tabii ki. Oruçlunun diyor hani iki sevinci vardır. Biri işte iftarı açtığı zamanki sevinci, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamanki sevinci. Ama beraber dua etmek en azından. Hani çocuk da nasıl dua edeceğini bilmeli. Allah'tan ne isteyeceğini bilebilmeli. Evet yani bu gibi paylaşımlar, birlikte yapılan etkinlikler çok güzel olacaktır, çok kalıcı olacaktır. Ama öncelikle çocuk, başta söylediğimizi şimdi tekrar burada belki vurgulamak lazım. Örneğini anne ve babada, anne ve babada örneğini görmek ister. Onun için bizler bu konuda dikkatli olmak durumundayız. Sayın hocam bir hadis-i şerif var onunla seyircilerimize hem bir bilgi vermiş olalım. Tabii ki. Hem bir tekrar olsun. Hiçbir ana baba evladına güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakmamıştır. Bununla konumuzu toparlayalım. Vaktimizin sonuna geldik. Peki. Çok değerli seyircilerimiz bir iftar sevinci programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz çok değerli büyüğümüz İl Müftü Yardımcımız çok muhterem hocamız Sevinç Tepekaya hocamızdı. Kendisinin bilgilerinden istifade ettik. Dualarınızı bekliyoruz. Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını, memleketimiz, milletimiz, alem İslam hakkında yüce Rabbimizden niyazımız odur. Hayırlara tebdil eylesin. Ramazan-ı Şerif'iniz tekrar mübarek olsun. İftarınız hayırlı olsun. Afiyet olsun. Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.